Kıymetli kardeşlerim, Mitter'lar yakalandıktan sonra benim kendi kafamda şöyle bir şey oluşmuştu. Biz oraya hem toplumun duygularını yükseltmek hem de oradaki kardeşlerimize yardımcı olmak için bayır bucak Türkmenlerine, diğerlerine nedir? İnsansız hava aracı, işte kıyafetler. Ama çok fazla sayıca bunlar oradaki tüm savaşçılara yetecek kadar. Telsizlerden tutun, çelik yeleklerden, onlar bunlar tırlarca. Bu projeyi düşündük, o milletvekili arkadaşımızla da konuştuk. O milletvekili arkadaşımız da düşünceyi aldı, iletmesi gereken yerleri iletti. Tamam. Sonra dediler biz ek tırlar verelim. Sizin tırlarla işte beraber işte bizim tırlar Sedat Peker yardım konvoyu diye durdu. İşte basına da resimler veriyoruz, halkı işe yapıyoruz. Bütün hepsi, tüm ekipmanları yolluyoruz. Ama benim adıma giden diğer araçlar var. Onlar da başka yerdeki işte Türkmenlere gidiyoruz diyebiliyoruz ama biz o araçların içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Ya bilmiyoruz dedim, biliyoruz da silah var yani, saf çocuk değiliz. Bu da normal. Olması lazım gereken şey. Ama bu MİT tarafından organize edilmiyor. Askeriye tarafından da organize edilmiyor. Bu SADAT tarafından organize ediliyor. O SADAT'ın içerisinde bir ekip tarafından. Şimdi biz bunları yollarlarken işte ben, bunların hepsi ben kendi paramla alıyorum. Onlara hariç. Onlar hariç. Onlara benimle hiç bilgisi yok. Ama benim adıma gidiyor. İşte işlem yapılmıyor, kayıt yapılmıyor, direkt geçiş yapılıyor. Sonra ben bizim yüklü miktarda Mitsubishi'ler araçlar yollamaya başlayınca dediler bize de biraz verir misin orada işte savaşçılar, tamam dedim verelim. Ya bakıyorum böyle şimdi Türkmenler her yerden videolarla teşekkür ediyorlar, aracı aldık aracı aldık. Ya bir iki tanesi böyle da Arapça konuşuyorlar, yani Arapça konuşmalarında sorun yok. Ya sonra bizim o Türkmen arkadaşlardan biri dedi ya bunlar El-Nusra'cı dedi. Bizim diğer arkadaşlar da bana diyor ki ya bu gidenler El-Nusra'ya gidiyor diyor. Evet. Benim üzerimden gidiyor. Samimi yapıyorum. Ama ben yollamadım. Sadatçı